Türkiye'deki en zengin insanlarla yıllardır muhatap olduğum için söylüyorum. Para mutluluk getirmiyor. Mutluluk sizin kendi içinizde. 30 tane arabanız vardır, niye 35 tane yok diye üzülürsünüz. Türkiye'nin en büyük şirketinin sahibisinizdir, niye Avrupa'nın en büyük şirketi benim değil de üzülürsünüz. Para kesinlikle ve kesinlikle amaç değil, araç olmalı. Pesimist olmaya da gerek yok. Bulunduğun şartlara göre kendini kabullenip ona göre daha iyisini yapmak için uğraşmak en büyük keyiftir. Öbür türlü sadece ah keşke ben Los Angeles'ta da olsaydım. Para benim için tamamen bir araç. Amaç olarak düşünmek zaten mutsuzluğunuzun belgesidir. Yani tabii ki benim de çok düştüğüm zamanlar oldu, çok mutsuz olduğum zamanlar oldu. Ama pes etmemek yani benim hayatta uğraştığım konulardan biridir. Kendi kendine motivasyon, işte pes etmeme, hani böyle gerçekten zora düştüğünüz zaman biri tekrardan ayağa kalkma. Benim kendi kendime geliştirdiğim bir disiplindir diyebilirim. Kriz zamanlarında da onun bir kere kriz olup olmadığını anlamanız önemli. 1977 yılında doğdum. İstanbulluyum. Saint-Michel Fransız Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldum. Daha sonra uzun bir süre çalıştıktan sonra Executive Education dediğimiz eğitimimi de Harvard Business School'da Strategic Marketing Management olarak aldım. Yani benim için Ferrari çok küçük yaşlardan beri bir tutkuydu. Bunun tabii ki bendeki en büyük sebebi babamın bana bunu empoze etmesi. Yani babam çok küçük yaşlarda bana demişti ki işte dünyada bir otomobiller vardır ve Ferrari'ler vardır. O benim için kafamda yerleşti. Tabii daha sonradan kendim aklım yerdikçe, diğer otomobilleri açtıkça aslında Ferrari'nin ne kadar farklı olduğunun anlamını gördüm. Çok okurum, çok araştırırım. Çok derinlemesine bilgi sahibi olmaya çalışıyorum her konuda. Ve sonrasında Ferrari'nin Türkiye distribütörlüğünün alındığını bir dergide gördüm. Ferrari eğer Türkiye'de oluyorsa benim de onun bir şekilde yanında olmam lazım olgusu kafamda erişti. Direkt olarak o zamanki distribütör Zeytinol Motorlu Taşıtları telefon açtım. Yani hiçbir şey bilmeden sadece işte iyi günler ben Ferhat Albayrak sizinle çalışmak istiyorum. Telefon açan hanımefendi de CV'nizi gönderirseniz yardımcı oluruz dedi. Ben de dedim ki CV ne demek telefonda. Tabii o benim iş hayatına başlangıcım oldu. Bir şekilde Mehmet Zeytinoğlu, Zeytinoğlu Motor Taşıtı'nın o zamanki genel müdürüyle bir randevu ayarladım. O 20 dakikalık görüşmede o Ferrari'nin olan tutkumu, sevgimi, isteğimi kendisine empoze edebildim. O da bana bugünlere gelmemdeki en büyük sebep olan o satış sorumluluğu görevini verdi. Ve benim için bir hayal başladı. Yani 17,5 yaşında bir çocuğun bir Ferrari showroom'unda bir masada işte Ferrari satma artık işi demeyelim, oyunu diyelim. Kısa zamanda güzel bir satış adedine ulaştık. 1995'te 6 tane, 97'de 3 tane, 98 yılında 17 tane, 99'da 13 tane, 2000'de 8 tane, 2001'de de yarı dönem çalıştım. O zaman da yine 7 tane satmıştım. Ben şansa inanmıyorum hayatta. Şans fırsatla hazırlığın birleşmesidir. Bunu hep söylerim. Fırsat ne demek? Fırsat birisiyle çalışmak, birisiyle tanışmak, bir şey görmek işte. Piyango bileti almak. Ama hazırlık onun aslında çok daha önemli olan kısmı. İşin hazırlığı önemli. Oraya kadar kendinizi bir şekilde hem ilişkiler anlamında hem bilgi anlamında bir şekilde hazırlamanız lazım. O yüzden de bunu sadece birisiyle tanıştım, ondan sonra işe başladım gibi görmek lazım. 6 sene Zeytinoğlu'nda çalıştıktan sonra ne yazık ki Zeytinoğlu motorlu taşıtlar finansal olarak problemlere girdi. Ve birkaç tane şirketle görüştüm. O şirketlerin hepsi artık tabii müdürlük ve yönetim kadrosuna girebilecek tecrübeye sahiptim. Onlar hepsi dediler ki askerliğiniz yok, o yüzden sizi müdür olarak çalıştıramayız. Celbimi işte bir sene öne çektim. Meğersem onların hepsi bazı şeyleri tetikliyormuş. Celbinizi öne çekiyorsanız, tam sağlıklıysanız komando olmaya bayrakla giden birisiymişsiniz. Ondan sonrası da Şırnak Uluer oldu. Kağıt üzerinde yapılabilecek en zor askerliklerden bir tanesini yaptım. Şırnak Uludere'de jandarma komando olarak 12 ay görev yaptım. Benim gerçekten hayata bakış açımı değiştiren ve benim belki de karakterimin olgunlaşmasına sebep olan tecrübedir bu. Çünkü ben o zamana kadar sadece Etiler'de yaşamış, Fransız okuluna gitmiş, çok materyal bir arkadaşlık çevresine sahip bir insan olarak görebildim. Aslında öyle kendimi öyle görmüyordum ama hani dışarıdan bakıldığı zaman işte 17 yaşından beri Ferrari satıyor,
Türkiye'nin en zengin insanlarıyla muhatap falan. Oraya gittiğiniz zaman tabii onların hiçbiri çalışmıyor. Orada o insanların farklı hayatlarını gördükçe, onları sekme idare ettikçe aslında benim hayatımın ne kadar farklı olduğunu, şanslı olduğumu gördüm. Yani oradaki insanlar şanssız mıydı? Hayır. Tabii ki yokluk var, farklı durumlar vardı. Ama sonunda askerden döndükten sonra gerçekten bakış açım çok değişik oldu. İnsanları çok sınıflandırırdım. Giydiği kıyafete göre ön yargılarım oluşurdu. Onun oluşmamasını sağladı. O yüzden de şu anda oraya gittiğim için çok mutluyum aslında. Askerden sonra Tofaş'ta özel satışlar ve özellikle Alfa Romeo'nun yeniden yapılanmasıyla çalıştım. 2,5 sene orada çalıştıktan sonra Tofaş'ın Ferrari'nin ve Maserati'nin distribütörlüğünü alması söz konusu oldu. Benim stratejim de Zeytinoğlu'ndan sonra Ferrari'nin gene bir distribütör firma, bir Fiat distribütörün içerisinde kalacağı yönelik. Başka yerlerden de teklif almıştım. Ama Tofaş'ı tercih etmiştim. Ve sonrasında da o Fermas diye bir şirket kuruldu. Önce satış müdürlüğü, sonra satış ve pazar müdürlüğü ve daha sonra da şirket müdürlüğü, genel müdürlüğü. Yani 11 sene görev yaptım. Fermas'tan ayrıldım. SS Motors'a başladım. Orada gene genel müdür seviyesinde 5 sene çalıştım. Sonrasında da 2019 yılında bütün kurumsal hayatımı sonlandırıp kendi startup'ım olan Minotto'yu kurdum. Minotto'yu şu anda hala faal bir şekilde devam ediyor. 2020 yılında da yani tam pandeminin ortasında da Albayrak AŞ'yi kurdum. Orada da benim aslında 25 senedir yaptığım işi kendim yapmak üzere bir oluşuma girdim. 2013 yılında da Harvard'a gittim. Orası da aslında benim için çok yol ayrımı oldu. Harvard'da okurken tabii ki dünyanın en büyük şirketlerinin en üst seviyedeki insanlarıyla muhatapsınız. Ve ben orada gördüm ki aslında o üst düzey şirketlerdeki insanların aslında o kadar da abartılacak kadar farklı insanlar olmadıklarını, onların da saçma sorular sorabileceklerini ya da saçma yorumlar yapabileceklerini gördüm. Ve benim için kurumsal hayat Harvard Business School'un o bölümünde bitti. Çünkü dedim ki ben bu şirkete gelirsem ve bu pozisyona gelirsem bu insanlarla aynı seviyede olacağım. O zaman ben ne için çalışacağım dedim ve benim için daha erken olduğunu düşündüğüm kurumsal hayattan yavaş yavaş kendini sıyırma ve kendi şirketlerini kurma macerası başlamış oldu. 3 tane iş yapıyoruz. Birincisi ithalat. Kendi ithalat iznimiz var. Türkiye'de bulunamayan, distribütörlerin getiremediği ya da distribütör olmayan otomobillerin özel kişilere temini, butik olarak. Bir iş kolumuz ihracat. Buradaki otomobilleri yurt dışına satma. Üçüncüsü de çok fazla ilana girmeyen, çok fazla pazarda olmayan ikinci el otomobillerin sahiplerini birbirleriyle buluşturma. Yani o da gene butik. Yani siz özel bir otomobil istiyorsunuz. Ben de o özel otomobilin kimde olduğunu biliyorum. Ya da o özel otomobilin sahibi bana ya bu otomobili satalım ama çok fazla insanın haberi olmasın. Tamamen market altı bir şekilde yeni müşterilere yeni araçları temin etme. Herkes şey zanneder aslında, 40 senedir bu işi yapıyorum, benden iyisi yok. Öyle bir şey yok. Kimse alınmasın, taksi şoförleri en iyi sürücüler değil. O kadar zamandır araba kullanıyor olmak sizi bu işte çok iyi yapıyor anlamına gelmez. Tecrübe aslında bana göre yanlışlardan edindiğiniz bilgilerin bir daha tekrarlanmaması için oluşturulan bir yol. Yani siz aslında ne kadar çok yanlış yaparsanız o kadar fazla tecrübelenirsiniz. İtibar kesinlikle zamanla oluşan bir şey. Parayla satın alamayacağınız şeyler bunlar. İnsanlar zengin oluyorlar, itibar görmedikleri için spor kulüplerinde yönetici oluyorlar. Başkanım dedirtmek için kendilerine. Mümkün olduğunca işimi doğru yapmaya çalışırım. Dürüst olmaya çalışırım. Aslında bunlar hiçbir meziyet değil. Bunlar olması gereken şeyler. Futbolcularla genelde çok aram yoktur. Müzisyenler de Türkiye'de ne yazık ki çok büyük para kazanmıyorlar. 7 rakamlı otomobiller de Euro bazında sattığım için tabii ki iş adamlarından çok müşterim var. Özel müşterilerle ilgili bir anım var. Acun Ferrari almaya başladı. İkinci Ferrari'sini aldı. Üçüncü Ferrari'sini almayı düşünüyor. Ferrari yeni çıkan bir modeli F12 Berlinetta. İlk defa fuara koyacağız otomobili. Ben de Acun'u tanıdığım için Acun öyle sadece arabayı uzaktan bakmaz. Yani arabayı kullanması lazım. Otomobil gümrüğe indi. Geçici olarak gümrüklenecek. Gümrükçüyü aradım. Araba dedim kaç kilometre dedi. Nasıl yani? Araba dedim kaç kilometre dedi. Arabaya baktı. 3000 kilometre dedi. Oh dedi. Fabrika bize test aracı göndermiş, kullanılmış. Otomobili fuara koymadan Acun'u aradım. Gittim ofise F12 ile. Yani fuara, ertesi gün fuara koyacağımız otomobili ben Acun'la, Acun'a göstermek için ofisine gittim. Kullanmaya başladık. Ben tabii dua ediyorum. İnşallah diyorum arabaya bir şey olmaz, fuara koyamayız. Neyse bindi. Biraz da gazladı. Berat dedi, araba çok güzelmiş dedi, tamam dedi ve ondan sonra siparişi verdi. Yani benim için en büyük aldığım risklerden biridir ama
Bunun dönüşü tabii çok güzel oldu. Bana bunu başkası anlatsa gerçekten inanmam. Schumacher ilk defa iniyor Türkiye'ye ve ona bir tane Alfa 159 gönderdik. Yanında bir tane şoför. Şoför Almanca biliyor, o bana anlatıyor. Abi diyor, Schumacher indi yanında menajeriyle. Dedi ki, gece saat 2, sen geç yana, ben kullanacağım. Nasıl yani? Hayatında ilk defa İstanbul'a iniyor. Arabanın koltuğunu bile oynatmadan dedi. Başladı gazlamaya ve arkasındakiyle sürekli konuşuyor. Sabiha Gökçen'den Taksim'deki oteline 19 dakikada gitmişler. Bana dedi, sadece sağa ya da sola gitmemi söyle. Gecenin ikisinde Schumacher hayatında ilk defa indiği bir ülkeye, ilk defa bindiği bir arabayla 200 üzerinde gazlayarak gidiyor. Ertesi gün oluyor, öğlen İstanbul Park'a gidecekler Taksim'den, Taksim'deki otelinden. Gene çocuk gidiyor, gene diyor ki geç kenara. Schumacher bu sefer trafikte gazlamaya başlıyor. Bana diyor sadece gene sağ sol söyle. Bunlar trafikte makas yapa yapa Schumacher trafikte gazlıyor. Yanlarına bir tane 106 GTI peşlerine takılıyor. Çocuk diyor ki, ya işte abi Schumacher, emniyet şeridine de girebilirsin. Schumacher bu sefer emniyet şeridinde gazlamaya başlıyor, oradan girip çıkıyor filan. Sonra trafik tıkanıyor bir şekilde, yol tıkanıyor, 106 geliyor yanlarına, bir bakıyor. Araban içinde Schumacher var. Çocuk böyle, ne abi Schumacher abi. Ondan sonra basıp gidiyor. Müzik benim için o da büyük bir tutku. O da gene okul yıllarına dayanıyor. İşte lise yıllarında artık plak toplayarak, elektronik müzik dinleyerek ve başkalarını takip ederek iyice yeşerdi. 90'ların ikinci yarısında profesyonel olarak DJ'lik yapmaya başladım. 2009 yılında da kendi plak şirketim Jeton Records'u kurdum. Son 6 yıldır da Türkiye'de özellikle tekno janrında organizasyonlar yapıyorum hemen hemen her ay. Dünyanın en önemli DJ'lerini Türkiye'ye getirip onları buradaki kitlemizle buluşturuyoruz. Benim için çok keyifli zamanlar. Belki de otomobil endüstrisindeki yaşadığım stresi müzik endüstrisinde çıkarabiliyorum. Karşımda bariyer genelde yoktur. Yani o bariyer benimdir. Yani ben yapmak istiyorumdur ya da yapmak istemiyorumdur. O bariyeri mümkün olunca kendime göre aşarım ya da bir yerde tutarım. Yani bu iki hobiyi, tutkuyu aynı anda götürebilmemin sebebi aslında zaman planlaması. 10 yaşından beri her cumartesi çalışıyorum. Bu bence bir fedakarlık. Çoğu arkadaşım yani hafta sonu gezmek, tozmak, farklı aktiviteler bulmak için uğraşırken ben hep çalıştım. Çok fazla boş zaman yaratmayı sevmem. Hayat kimseye adil değil. Dünya adil bir dünya değil. Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkesi değil ama Türkiye'den çok daha kötü ülkeler de var, çok daha iyi ülkeler de var. Burada pesimist olmaya da gerek yok. Bulunduğun şartlara göre kendini kabullenip ona göre daha iyisini yapmak için uğraşmak en büyük keyiftir. Öbür türlü sadece ah keşke ben Los Angeles'ta da olsaydım. Beverly Hills'in karşısındaki homeless'ları kendin gör. Gidin bakın. 20 milyon dolarlık evin karşısında homeless duruyor. Yani para değil o. Farklı bir insan değilim aslında. 15 yaşında neysem şu anda da oyum. O zaman da o hayallerim vardı, şimdi de aynı hayallerim var. Ve de zevk aldığım şeyleri, zevk aldığım insanlarla yapmaya çalışıyorum. Bence gerçek mutluluk bu. Ama çocukluğuma karşı hiçbir özlemim yok. Ben geleceği özlüyorum. Gelecekteki olacak olayları özlüyorum. Gelecek beni daha çok heyecanlandırıyor. Geçmişi düşünerek, ya bu ne kadar güzeldi, ne kadar harika zamanlardı deyip özlem duyup belki de birazcık hüzünlenmek yerine gelecekte yaşayacağım güzel zamanların özlemini duymak bana daha heyecan verici geliyor. Çünkü o zaten yaşanmış bitmiş. O zaten senin vücuduna bir parça olarak kalıyor. Yani orada yaşadıkların sayesinde şu anda bir sen bireysin. Yani kötülükler de iyilikler de. Ama geleceği düşünerek mutlu olmak seni anı yaşatmanı daha öne çıkarıyor diye düşünüyorum. Yani sen istediğin kadar plan yap. Hayat sen plan yaparken başına gelen şeylerdir ya, çok güzel bir laftır. Ha, plansız hiçbir şey olmaz, hedefsiz de hiçbir şey olmaz ama yani şu an önemli olan.